Evet arkadaşlar, herkese bol şanslar. İzmir 1. koştaki benim favorim 11 numaralı Şaşkova isimli Safkan olacaktır. Tek cikli rakibinin 3 numaralı Dolamaç olmasını bekliyorum. 11 numaralı Şaşkova benim alternatif bankomdur. Tek cikli rakibi yarış içerisindeki 3 numaralı Dolamaç isimli Safkan olacaktır. Sıralı ikili oynamak isteyen arkadaşlar 11-3 deneyebilirler veyahut da 3-11. Ama ben 11 numaralı Şaşkova'nın kazanmasını bekliyorum. Herkese bol şanslar. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Selamlar dostlar. Yarınki İzmir programının ikinci koşusunu sizler için değerlendirdim. Ben bu koşuda sizlere özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum. Bu isim son koşusunu ölçü almasam da 641.7 26.0 dereceli işini çok beğendiğim 12 numaralı son Eylül'den ben çok etkili bir yarış bekliyorum. Artık şeytanın bacağını kırmasını bekliyorum. Sizlere net favori ismim olarak ilk sıradan öneriyorum. Daha sonrasında çok ciddi rakip olarak gördüğüm takip atım olan 4 numaralı Kral Çeko Berksoy temsilcisi olan bu safkandan da çok etkili bir performans bekliyorum. İkinci sıradan öneriyorum. Daha sonrasında 2 numaralı Baş Alp son koşusunu ölçü almasam da 3. sıradan öneriyorum. Sonrasında 7 numaralı Mikser son koştuğu koşusundaki birinciliğini çok beğendiğim bu safkanı da 4. sıradan öneriyorum. Son isim olarak da Bombadan 10 numaralı Kleppe. Eğer bu grupta dışa açılırsa son düzlükteki yapacağı etkili ataklarıyla rakiplerini avlayıp fotoyu birincilik ile tamamlamasını bekliyorum. Son isim olarak da 10 numaralı Klep Bey'i öneriyorum. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Kalın sağlıcakla dostlar. Merhaba Tuna Işık TV izleyenleri. Ben yarın İzmir 3. koşuyu yorumlayacağım. Bir tane bankom olacak 3. koşuda. 8 numaralı Makali. Şimdi Makali ayağına seri bir isim. Kulvarda 1. Lion Song da ayağına seri bir isim ama o kulvar 7'den çıkıyor. Bir de 6 ay aradan sonra bir yarış gördü, kazandı. Ben dinçliğe takılacağını düşünüyorum Lion Song'ın. O yüzden ben Makali'yi bir adım önde görüyorum sevgili yarışseverler. Bir de Makali'nin 600'ü 34-422 işi vardı. Çok da güzeldi, çok akıcı ve seriydi. Ben bu formuyla Makali'nin bu rakipleri geride bırakacağını düşünüyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. İkili içinse eğer 1 numaralı Çatalkaya ile 7 numaralı Speedy King'i değerlendirebilirsiniz, cazip verecektir. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Merhaba Tuna Işık TV yarışsever dostlarım. Hepinize hayırlı günler dilerim. Yarın İzmir'de günün 5. koşusunu sizlere yorumlayacağım. Ben alternatif banko olarak önerebileceğim isim 6 numara Targa. Safkan kapalı gözlük kulaklığını aldıktan sonra mesafede artık 1200'ünü 1.21'lerin içinde bitirmeye başladı. 1.21, 1.20'ye yakın bitirmeye başladı. Yarın uygun bir grup bulmuş kendine. Bana göre risk alınabilir. 2 ciddi rakip önereceğim. 1 numara Doğan'ın oğlu ve 9 numara Dayziger. Bana göre en ciddi rakipleri. Hepinize bol şanslar dilerim. Merhaba Tuna. Öncelikle benden önceki ve benden sonraki yorumcu arkadaşlara başarılar diliyorum. Yarınki 4. koşu yani 3 ve yukarı İngilizler şartlı 5 2400 metre çim mesafesini yorumlamak bana düştü. İkinci alt rolünde ilk ayağı oluyor. Zorlu bir yarış. Benim burada takibim olan 8 numaralı Salyor Kingdom Ali Yıldız idaresinde güzel bir yarış yapmasını bekliyorum. Çok ciddi rakip olarak 4 numaralı Amiral Holt Nevzat Avcı idaresinde son ikinciliği tatbikardı benim için. Bence yeterli hazırlıklara sahip. Daha sonra 7 numaralı Galvatron. Ben bu Erhan Akdoğan idaresinde burada da son 5.likleri göz ardı ettim. Ben bu atın daha hazır olduğunu biliyorum. Daha sonra 5 numaralı Bullet Thunder Mertcan Çelik'le yine koşuda şans isimlerden ve son olarak 3 numaralı El Patron diyeceğim. Yani kısaca sıralamam 8 arkası 4, 7, 5, 3 bende 8 çok önünde çıkıyor. Herkese bol şans diliyorum. Yazdığınız ganyan olsun. Arkadaşlar merhabalar, herkese iyi akşamlar, iyi seyirler. Yarın 8 Temmuz İzmir koşularını değerlendirmek üzere 6. ve 7. koşuyu ben yorumlayacağım. Bu videolarda katkısı olan tüm abilerime, kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsinin emeklerine sağlık. Sizler de yayın anında beğeni yaparsanız memnun olurum. Bunun dışında kanalımıza abone olmadan izleyenler varsa, ki çok büyük bir kitle abone olmadan izliyor, onlardan abone olmalarını rica edeceğim.
Abone olamıyorum, ben beğeni yapamıyorum, ben senin kanalına yorum yapamıyorum diyenler varsa eğer, onların da telefonlara bir Gmail hesabı kurmaları gerekiyor. Bunu bir telefoncudan yardım alabilirsiniz, ücretsiz bir şekilde kurdurabilirsiniz. Bunun dışında eğer etrafınızda gençlerden varsa yardım alacağınız birileri, onlar da bir Gmail hesabı sizlere açar, ücretsiz bir şekilde telefonunuza kurarlar. Sizler de hem kanalımıza abone olursunuz, hem beğeni yapabilirsiniz. Ayrıca canlı yayını anında da kanalımıza yorum yapabiliriz ve sorularınızı sorabilirsiniz. Sizlerden ricam bu. Bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de bize yardımcı olun lütfen. Şimdi yarın günün 6. ve 7. koşusu bende olacak. Ben yorumlayacağım. Şimdi 6. koşuda biraz zorlandım ama 4 ata kadar düşürdüm 6. koşuyu. Hemen onlardan bahsedeyim. İlk isim sizlere önereceğim 4 numaralı Shiva olacak. Shiva bir Kaneko yavrusu. Catwolf o kızı. Shiva'nın en son yarışı 1800'de 1.54 gibi bir derecesi var. Çok iyi bir derecesi olmasa da yarış hayatının başında olmasına rağmen bana göre çok tatminkar. 4 numaralı Shiva benim sizlere önereceğim ilk at olarak. İkinci isim 5 numaralı Kubit olacak. Bakın Kubit de yarın 50 kiloyla bomboş Ali Yıldız'la koşuyor. Çok büyük bir sürprize imza atabilir. Şimdi 5 Kasım 2022'den sonra bir yarış görmüş. Haziran'ın 2023 Haziran'ın 10'unda bir yarış görmüş Feyzullah Avcı ile. O yarışından itibaren de yarın ilk defa dil bağı takısı eklenecek bu. Bu şekilde koşacak. Rakiplerinin oranına 7-8 kiloda avantajı var. İdmanları da fena değil. 5 numaralı Kubit'i ben ikinci at olarak önereceğim. Bir Speedy Wolf yavrusu. Ben her zaman söylüyorum sizlere uzun mesafede her zaman iş yapıyor diye. Daha önceki yarışlarında da Çin Pist Performansı 2000'inde 2.06'sı var. Light of Smart Çelik Kardeşler gibi tecrübeli rakiplerinin yanında Yellow Jasmine'in İlker Akın isimli aparantik kardeşimizle 50 lira Ganyan'ı dördüncülüğü var Yellow Jasmine'in. Sonra 1900'lü 2.0 bir beşinciliği var şart 3'te. Oda Ejini, My Girl Liza gibi isimlerin arkasında Yellow Jasmine tekrar bir beşincilik almış. Uzun mesafede etkili koşuyor. Bunu da mutlaka yazın derim. 3 numaralı Yellow Jasmine. Sonrasında en son olarak da 2 numaralı Encanto'yu önereceğim. 2 numaralı Encanto'da uzun mesafede kısa vade yarış tecrübesi var bunun da. Kısa mesafelerde ikinciliği, dördüncülüğü, birinciliği var ama ben uzun mesafedeki o Şantalup'un, Oday Jini'nin yarışında Encanto'nun altıncılığını çok da dikkate almayın derim. Yani size önereceğim 4 tane mantıklı isim, kendi mantığım çerçevesinde önereceğim 4 tane isim var. 4, 5, 3, 2. Benim sıralamam bu şekilde. Şablonuma sığdıramadığım bir 9 numara var. Onu da aprentisinden dolayı yazmadım. Lady Tiffany, Fly Tiffany. Yazıp yazmama arasında karar veremedim ama ben yine de yazmadım fazla şablon şişmesin diye sizlere daha fazla yardımcı olabilmek için. Eğer yeriniz varsa diğer arkadaşlarımın da yaptığı yorumlar sizlere ikna ediyorsa buna da bir çizik atın derim ama ben yazamadım, onu belirteyim. Günün 7. koşusuna geldim. Şimdi günün 7. koşusunda 2 tane kısa vade altı, 2 yaşlı İngilizler, 1200 şimdiler. Şimdi burada 2 tane tay arasında kaldım. Bunlardan bir tanesi 4 numaralı Wild Hunter, bir tanesi 5 numaralı Wild Tucket. Şimdi Wild Hunter kum yarışına çıktı. Mermi gibi çıktı. Liderliği aldı. Kimseye vermedi. Kazandı kum yarışında. Bir önceki çim yarışında ne yaptı? Hemen hatırlayalım. Şimdi ilk yarışı tayın karakteri için belirleyicidir. Şimdi ilk yarışında ne yaptı Wild Hunter 4 numara? Önde kaçan vardı. Hemen arkalarına yattı. Son viraj dönülürken birden hızlandırdı tayı. Ki tay bunların tüm teşviklerine de cevap verdi. Bunu da yapabildi. Kabiliyetli bir tay olduğunu gösterdi. Anneden de Golden Oak yavrusu. Aslında uzun çime çıksa daha da güzel olacak bu. Çamur çimlerde de daha güzel koşar. Şimdi bu kısrak bir sonraki yarışında makine gibi kaçtı. Şimdi ilk yarışını baz alıyorum. Burada kaçacak isimler var zaten. Şimdi Noble Runner var. İşte Wolf Tucket var kaçacaklar arasında. Yarış hızlı gidecek. Geçerken de kendini dinlendirip de tekrar adapte eden, yarışın hakimiyetini hissettiren 4 numaralı Wild Hunter. Ben de böyle 5 numaralı Wild Tucket'a istinaden böyle bir tık daha önde.
Yani dördü alternatif banko olarak önereceğim. Güvenemedim yatmayın diye dillendireyim, yine söyleyeyim ben size. Dörde çok inanıyorum. Kısrak. Ama neden alternatif banko verdim? 49 günlük arası var. 49 günlük arada ne oldu? 49 günlük arada bu taya ne oldu? O beni düşündürdü. İki tane de idmanı var. 1000'i ve 600'ü var. Yeterli mi? 1200 mesafeli yarışa göre yeterli. Wild Hunter bende çok önde. Kazanmasını bekliyorum. Ama o küçük tereddütümden dolayı, 49 günlük araya tereddütümden dolayı 5 numaralı Wolf Tuckett'ı rakip olarak önereceğim. Wolf Tuckett'ı da neden rakip olarak önereceğim? Hemen onu da izah edeyim. Şimdi Muhammed Mirbilgin Wolf Tuckett'la da kazandı. 4 numaralı Wild Hunter'la da kazandı. Şimdi Wild Hunter'ı 2 yarışında kazandı. Wolf Tuckett'ın en son yarışında kazandı. Şimdi Muhammed Mirbilgin o tarafı tercih etmiş. Kısrak olmasına rağmen Wild Hunter'ı tercih etmiş. Ki ben de onu tercih ediyorum. Ama 49 günlük arası beni düşündürüyor. O yüzden Wolf Tuckett'ı da rakip vermemdeki sebep, geçen yarışında kazandığı yarışta yarışın liderliğini aldı 1200'de Muhammed Mirbilgin. Yarışın liderliğini aldıktan sonra son viraj dönülürken hafif böyle bir sapma eğilimi gösterdi. Saptı gibi oldu. Toparladı tekrar. Tekrar yarışa verdi kendisini. Hem tempo yapıp hem tekrar geriden gelenlere direndi. O yarışı da bunun da karakterli olduğunu gösterdi bana. Bu tayların arasından ben 4 numaralı Wild Hunter ve 5 numaralı Wolf Tuckett'ı seçtim. Ama gönlüm, her şeyim 4 numaralı Wild Hunter'dan yana, ki kazanacağını umuyorum ben. Ama sizlere de önerirken alternatif banko olarak öneriyorum. 5 numaralı Wolf Tuckett'a rakip olur düşüncesindeyim. Sizlerden ricam, yayından çıkmadan önce bir beğeni yapmanız. Bunun dışında da herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar dilerim. Herkese selamlar, saygılar. İzmir'de günün 8. koşusunda koştuğu 4 yarıştan ikisinde elde ettiği ikincilikleri bu gruba yetebilecek düzeyde olan 4 numara Menemen kuvvetle muhtemel günün de AGF'de ağır favorisi çıkacak. Benim de birinci planda önereceğim Safkan'dır. İlk ciddi rakibi sondan bir önceki koşusunda elde ettiği 1200'deki 1.19'luk derecesiyle ikincilini tatminkar bulduğum 10 numaralı Karaca Hatun ilk rakip olarak önereceğim isimdir. 4 ve 10 rakiplerinden bir adım önde. Daha sonra 3 tane galopuna ulaşabildim ama hakkında iyi duyumlar aldım. 8 numara Gürat mutlaka at yazılıyorsa olsun derim. 3 numara Marangoz üst üste aldı. 3 tane 1000 metrelik galopunun sonları böyle biraz çalışarak olsa da ben tatminkar buldum. Ali Yıldız İdaresi'nde hayatının ilk yarışında birincilikten tanışabilir. Son olarak da kum pistte koştuğu hayatının ilk yarışını kesinlikle ölçü almadım. Çim pistte daha etkili koşmasını beklediğim 11 numara Kuzun Berra da şablonumda olacak isimlerdir. 4 ve 10 rakiplerinden birkaç adım önde, 8-3-11 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Herkese bol şans dilerim. Herkese selamlar, saygılar. Yarın koşulacak olan İzmir'deki günün 9. koşusunda önereceğim isimler. İlk planda 4 numara Acerer olacak ki bu Safkan'ın son uzun mesafeli koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum. Safkan kısa mesafeli yarışlarında daha iyi performanslar sergiliyordu. Yaklaşık 2 ya da 2,5 aylık aradan sonra aldığı uzun galopu da, yarışından sonraki aldığı uzun galopunu da beğendiğim 4 numara Acerer, sevdiği mesafe ve pistte benim birinci planda önereceğim Safkan'dır. Yanılmıyorsam bu piste ilk kez gelecek olmasına rağmen hemen ön tarafa yakın gidip düzlükte de dirençli kalma yeteneğine sahip ki formda bir şekilde Ankara'dan buraya gelecek olan 1 numara Demir Nihat benim ilk planda rakip olarak önereceğim isimdir. Daha sonra sondan bir önce 1600-1.50'lerin içerisinde kazandığı koşusunu tatminkar buldum. Kilosu rakiplerine orandan biraz ağır olacak olsa da 2 numara Uzun Mehmet 3. sırada önereceğim Safkan'dır. Ekürlerden 7 numara Nal Döken Bey'i, 9 numara Kılıç Alper. Bu Safkan'da yarış görerek form tutmaya çalışıyor. Aradan sonra bir yarış gördü. Derece olarak tatmin edici değildi ama Safkan 4 yaşta olmanın avantajını kullanabilir. 9 numara Kılıç Alper de kuponlarda olsun derim. Son olarak da 3 numara Holigan. Son uzun mesafeli koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum. 600 metrelik galopu da iyiydi. Ön tarafta yarış biraz süratli giderse düzlükte yarışı lehine çevirebilir. 3 numara Holigan da şablonumda olacak isimdir. 4 numara Acerer. Rakiplerinden birkaç adım önde önereceğim isim olsa da 1-2-7-9-3 bütçe dahilinde sıralamaya göre değerlendirilebilir. Herkese bol şans dilerim.